Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün açıklamaları var sırada. Hukukla ilgili, hukuk sistemiyle ilgili ve süper güç, süper mahkeme kavramlarıyla ilgili çok özel ve önemli açıklamalar yaptı. Geçmiş dönem yöntemleriyle anayasa vicdan yerine kişiselleştirerek farklı düşüncelerle, özensizlikle asla karar verilemez. Yargı mensubunu bağlayan tek ölçü anayasadır, vicdandır, hukuktur. Demokraside, hukuk devletinde süper mahkeme, süper savcı yoktur. Tek süper güç hukuktur, hukukun üstünlüğüdür. Hukukun üstünde, anayasanın üstünde hiçbir keyfi yoruma, hiçbir mülahazaya, şu şöyle yorum yaptı, bu böyle yorum yaptı diye hakim, mahkeme bakamaz ya da kendini süper güç göremez. HSK, yargı kurumumuz içerisindeki mücadelesini büyük bir titizlikle sürdürmektedir. Daha önce de söylediğim gibi, dumanla bile haberleşseler, hangi kılığa girerlerse girsinler, hangi renge bürünmeye çalışırsa çalışsınlar, devletimiz bütün kurumlarıyla, güvenlik birimlerimizle, istihbarat birimlerimizle ortak çalışmalarla bu örgütte etkin, kararlı mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Toplamda baktığımızda kanunun yürürlüğe girdiği Eylül 2017'den bugüne kadar 261.843 kişi hakkında bu karar verilmiş ve asılsız ihbarlarla vatandaşımız lekelenmemiştir. Yani değerli arkadaşlar, bugün üzerinde konuştuğumuz konu 3 yıl boyunca 261.843 vatandaşımızın lekelenmesini önleyen bir reformu konuşuyoruz.